Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bu sohbetimizin başlığı ırkçılık ve milliyetçilik ve milliyetiyle ve etnik kökeniyle övünmek. Aslında başlık şöyle. Ben şahsen peygamber soyundan geldiğim halde hiç övünüyor muyum? Gerçekten ben peygamber soyundan geliyorum ama asla bunu bir övünç ve gurur ve kibir meselesi yapmıyorum. Günümüzde sistem ve iktidar işleri dehşetli bir ırkçılık, milliyetçilik, yani benlik ve ego üzerinden yürütüyor. İktidar muhibbi haliyle devletçi bir tanıdık da her vesileyle benim kökenim Türk, soyum kök, şöyle üstün, böyle üstün diye ikide bir böbürlenip duruyordu. Ona boş ve tehlikeli şeylerle ne övünüp duruyorsunuz? Ben peygamber soyundan geldiğim halde övünüyor muyum hiç deyince, peki hangi peygamber soyundan geliyorsun dedi şaşkınlıkla. Şaka değil. Gerçekten ben peygamber soyundan geliyorum. Ama önce şu hakikatleri de açıklayalım, okumaya çalışalım. Ondan sonra hangi peygamberin soyundan geldiğimi ilan edeceğim. Fikri milliyet şu asırda çok ileri gitmiş. Milliyet fikri, yani kendi etnik kökeniyle övünmek. Ve ona bağlılık ve ona çalışmak. Hususan dessas Avrupa zalimleri bunu İslamlar içinde menfi bir surette uyandırıyorlar. Yani milliyeti elbette herkes bir milletten, bir milliyetten, bir kökenden geliyor. Ama menfi bir surette uyandırıyor. Ta ki parçalayıp onları yutsunlar birbirine düşünsün. Osmanlı ve İslam alemini milliyetçilikle parçalayıp yuttukları ve sömürgeleştirdikleri gibi 19. asır, 18. asırdan sonra yavaş yavaş bu milliyetçilik, fikri milliyeti menfi bir surette Müslümanların içinde uyandırmaya çalıştı. Hem fikri milliyette bir zevki nefsani var. Nefsani de bir zevk var ayrıca. Gaflet kerane bir lezzet var. Yani o hakikat niçin verilmiş? Bundan habersiz. Ta ki müsbet ve olumlu şekilde kullanabilmek için verilmiş. Ama gaflet kerane bir lezzet var. Bundan habersiz menfi bu surette bu sefer. O lezzeti almak için menfi yönde onu ortaya çıkarıyor. Şahametli, yani uğursuz da bir kuvvet vardır milliyette. Irkçılık, yani menfi milliyet, menfi milliyetçilik, biz üstünüz, biz daha hayırlıyız anlayışına dayanan ene, ego, benlik ve kibirden kaynaklanan şeytani bir anlayış, bir damar. Kendisi, ailesi, sülalesi ve etnik kökeni kökenini üstün tutup onları koruma, başkalarını dışlama ve ötekileştirme güdüsü olan bu menfi milliyet zaten reddedildi. Çatışmacı, bölücü, kutuplaştırıcı. Milletin selameti için her şey feda edilir. Bu milliyetçiliğin bir anlayışı. Ve kendi akrabalarımız için haklı veya haksız olması. Her şeyi feda eder. Haklıya hakka bakmaz, adalete bakmaz. Devletin bekası için her şeyi, hatta halkın hakları da feda edilir. Kaydi zalimanesi de bunun bir yadigarıdır. Yani milliyetçiliğin, oğlum milliyetçiliğin dehşetli bir sonucu. Kur'an mealen. Ey insanlar, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışasınız.
Tanışmanız için sizi soylar ve kabilelere ayırdık. Allah katında en üstününüz, en çok takva sahibi olanınızdır. Etnik köken, müsbet milliyeti ve onunla iftiharı reddetmez aslında. Yani Hucurat suresinde böyle söylüyor. Allah niye renkleri ve dilleri ve milletleri farklı yarattı? Biri birini tanıyasın ve herkes yerini, durumunu bilsin. Nasıl ki askeride bölüklere, takımlara, bölüklere, alaylara, mangalara, alaylara vesaire bölünürse herkes yerini, işini vesairesini bulsun. Bunlar birbirine hücum etsinler veya birbirini inkar etsinler veya birbiriyle alay etsinler veya biz daha üstünüz diye övünsünler diye bu bölümlere ayrılmıyor. Aynen öyle de Cenab-ı Hak bir ayet olarak zaten milletleri ve dilleri bu kadar farklı kılmasının sebebi onun varlığına ve birliğine bir delildir. Ve birbirini tanışmak için, birbirini kabul etmek için, birbirinin etnik kökenine saygı göstermek için ve yerimizi ve iş bölümünü anlayabilmemiz için zaten Allah takımlara, bölüklere, alaylara, böylece milletlere ayırmıştır. Evet, şeytani bir vasıftır demiştik. Şeytan ne demişti? Bütün melekler Allah'ın yarattığına secde etti. Yani saygı duydu Hazreti Adem'e. Yalnızca şeytan saygı duymadı. Bunun sebebi neydi? Ben ondan daha hayırlıyım. Ben ondan daha üstünüm demişti. Çünkü onu topraktan, çamurdan yarattın. Ben ise ateşten yarattın diyerek. Halbuki bu özelliği kendisi kazanmadı ki kendi özelliğiyle övünüp dursun. İşte böyle reddedilenlerden oldu. Dolayısıyla menfi milliyette, milliyetçilikte, etnik kökenlikte ve onunla övünmekte ve başkasına karşı başkasını yutarak beslenen böyle bir milliyetçilik ve başkasını dışlayan ve başkasını ötekileştiren ve başkasını aşağılayan bir milliyetçilik anlayışı şeytani bir vasıftır ve kesinlikle İslamiyet'e reddedilmiştir. Evet, İslamiyet etnik kökeni, müsbet milliyeti ve onunla iftiharı reddetmez aslında. Sizi bir erkekle bir dişiden yaratıp ve birbirinizin tanışmanız için sizi çok soylara ve milletlere, kabilelere ayırdık demesi aslında bu müsbet milliyettir. Yani milliyetçi milliyeti reddetmez. Milletiyle iftihar etmeyi reddetmez İslamiyet. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, ırkçılık, zulüm ve haksızlıkta milletine yardım etmektir. Irkçılık, yani reddedilen ırkçılık, milletine zulüm ve haksızlıkta yardım etmektir. Irkçılığa çağıranlar, ırkçılık için savaşanlar, ırkçılık için ölenler de bizden değil diye buyurulur. Keza sizin en hayırlınız sınırı aşıp günaha girmemek şartıyla milletini, aşiretini müdafaa edenlerinizdir. Yani hak ve hukuk ve doğruluk ve adalet karşısında sadece milletin, kendi milletin değil, herkesi zaten koruma altına almak durumundayız. İnkarcı da olsa, müşrik de olsa, inanmayan da olsa, gayrimüslim de olsa herkesin hakkını, hukukunu korumakla mükellefiz. Eğer ırkçılık anlayışı onların hakkını, başkasının hakkını, hukukunu engelliyorsa ve buna mani oluyorsa İşte o ırkçılık reddedilmiştir. Aksi halde ne yapılmış? Milliyet kabul edilmiş, övülmüştür. Fikri milliyet, keza sizin en hayırlınız sınırı aşıp günaha girmemek şartıyla milletini, aşiretini müdafaa edenlerinizdir der Peygamber Efendimiz. Fikri milliyet iki kısımdır. Bir kısmı menfidir, şahametlidir, uğursuzdur, zararlıdır. Başkasını yutmakla beslenir. Diğerlerine adavetle, yani düşmanlıkla devam eder. Müteyakkız davranır. Yani devamlı gergin halde ve uyanık ve tetikte bekler. Ve ona göre
gergin olurum. Şu ise muhasemete, muhalefete, hasımlığa ve keşmekeşe sebeptir. Onun içindir ki hadis-i şerifte ferman etmiş Peygamber Efendimiz. İslam kendisinden önceki batıl olan fiil, hareket, adet ve inanışları keser kaldırır. İslam etnik kökeni ve inancı ne olursa olsun tüm insanlığı hukukta, hakperestlikte, doğrulukta eşit tutar. Ve kucaklar ki insanlar arasındaki bağ zaten İslamiyet insanlar arasındaki bağ ırkçılık değil, dini, sınıfı ve vatani olarak kabul eder. Yani aynı dinden onlar zaten kardeştir. Aynı dinden olmayıp aynı vatanı paylaşanlar, yani vatandaşlar yine vatandaşlık itibariyle kardeştirler. Yine yardımlaşmaya, dayanışmaya, birbirini kollamaya, birbirinin hakkına, hukukuna riayet etmeyi gerektiriyor. Aynı dinden olmayıp, aynı vatanda da yaşamayıp ama sınıfı aynı meslekte olanlar arasında da İslamiye bir ilgi, bir bağ, bir yardımlaşma ve bir dayanışma kurulmasını engellemez. Görüldüğü gibi başka felsefeler, başka dinler insanlar arasındaki bağı, insanların menfi milliyet, ırkçılık, etnik köken kabul ederken İslamiyet dini, vatani ve sınıfı bağları kabul ederek tüm insanlığı kucaklar ve herkesle yardımlaşmayı ve dayanışmayı şey yapar, esas alır. Evet, herkes demek ki meseleye bu çerçevede bakmak lazım. Şimdi ben hangi peygamberin soyundan geldiğimi açıklıyorum. Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam peygamber değil miydi? Ve ben onun soyundanım ve ben peygamber soyundanım. Dolayısıyla bununla müsbet olarak tabii ki iftihar ediyoruz, etmeliyiz. Meseleye böyle bakmak lazım. Hepimiz Adem oğullarıyız. Evet, hepini bir başka sohbette buluşmak dileğiyle hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.